Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yusufeli Barajı'nda çalışmaları devam ediyor. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSI tarafından yapımı devam eden ve tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle ülkemizin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı unvanını eline alacak olan Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 50 metreye ulaştı. Barajın tamamlanarak enerji üretimine başlamasıyla yaklaşık 600 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli barajla ilgili son bilgileri yazılı açıklamayla paylaştı. Bakan Pakdemirli, baraj tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı ünvanını elde edecek. Toplam 4 milyon metreküplük gövde hacmine sahip barajda günlük 7 bin metreküp beton dökülüyor. Yaklaşık 5 aydır yapılan beton dökümleri sonucu Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği en derin kesitten 50 metre yüksekliğe ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Ülkemizin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın çok görkemli bir eser olacağının altını çizen Pak Demirli, Yusufeli Barajı 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Yusufeli barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilmektedir. Yusufeli barajının büyüklüğünü daha iyi anlayabilmemizi sağlaması açısından bu örnekler çok çarpıcıdır açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üretilerek bütçeye yıllık 1 milyar liraya yakın katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizerek şunları kaydetti. Diğer yandan bu proje sayesinde 600 bin kişinin enerji ihtiyacı da karşılanabilecek. Yusufeli Barajı, üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacak. Çoruh nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak.